Selam. Bildiğiniz gibi pandemi yasakları geçtiğimiz günlerde tamamen kaldırıldı ve sinemalar faaliyet göstermeye başladı. 6 aydır düzenli dizi film incelemesi yapan bir kanal olarak ilk kez sinemada izleyip incelediğimiz bir filmi gururla sunuyoruz. Bugün Hababam Sınıfı yaz oyunlarını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Fırat'ın tabiriyle canlar bunu zaten yaptı bile. Öncelikle yeni bir Hababam sınıfı serisinin devam filmi olan yaz oyunlarının kadrosuyla başlayalım. Büyük bir fan kitlesine sahip Fırat Albayram, Yusuf Çim, Öykü Çelik, Deniz Akkaya, Toygan Avanoğlu, Altan Erkekli, Hakan Meriçliler, Giray Altınok gibi isimlerle beraber ufak bir yerde de olsa Mehmet Ali Erbil de filmin kadrosunda yer alıyor. Bir Hababam klasiği olarak alışık olduğumuz öğrenci tiplerinin yer aldığı Özel Çamlıca Lisesi'nin en belalı sınıfını görüyoruz. Yıl sonu okul kapanacak ve bu arkadaş grubu aylarca birbirini göremeyecek. Bu yüzden okullar arası yaz oyunları yarışmasına katılacak olan okulun zeki öğrencilerini Tonga'ya düşürüp onların yerine Kıbrıs'a gidiyorlar. Genel konu bu ve orada birbirlerinden farklı okullara karşı Çamlıca Lisesi'ni temsil ediyorlar. Alman okulu, Amerikan okulu ve Bakü Lisesi gibi farklı bölgeleri temsil eden okullar ve onların karakteristik özellikleriyle öne çıkan öğrencileri var. Filmde olan biten her şeyi anlatmayacağız. Çünkü dijital platformların aksine sinema yapımlarının sektörel olarak bakıldığında şu an daha çok desteğe ihtiyacı var ve biz onların bu emeklerini baltalayamayız. Ayrıca bu demek değil ki iyiye iyi kötüye kötü demeyeceğiz. Önceki film olan Hababam sınıfı yeniden izlediyseniz karakterleri zaten biliyorsunuzdur. Ancak bu filmi izlemek için illa bir önceki filmi izlemeniz de gerekmiyor. Çünkü bir konunun devamı değil. Tabii bir kıyaslama yapacaksak eğer ilk filme göre çok daha iyi bir film bu. Orada da olan ama eksik kalan arkadaşlık duygusu, birine iyilik yaparkenki mütevazılık falan çok daha başarılıydı. Film, karakter bazlı bir komedi filmi olduğu için ilk başlarda karakterlerin aykırı hareketleri sizi biraz yorabilir, ancak bu tip filmlerde bu normal bir durum. Filmin hemen hemen her yerinde her konu hakkında gönderme vardı. Hatta bir yerde açık açık gora göndermesi de yer alıyordu. Öğretmenlerin atanamamalarından, sözleşmeli çalışmalarına veya öğretmen olmalarına rağmen çok alakasız işlerde çalışmaları gibi durumlarda dile getirilmiş. Filmin odak noktası karakterleri bağlayan genel olarak Fırat Albayram'ın canlandırdığı Format Hasan karakteriydi. Kendi kanallarından ve yer aldığı projelerden de tanıdığımız Fırat Albayram'ın filmdeki rolü o kadar kendisini yansıtıyordu ki bir karakteri canlandırmayıp doğal gündelik haline takılıyormuş havası verdi. Bu arada en az 3 haftalık abone olan, zilla açan, like atan ve yorumlarda fikrini belli edenler candır. Abone olmadan izleyen, beğenmeyen, bedavadan sadece izleyip sessizce gidenler de cancıktır. Ayrıca filmde 90'lardaki Hababam sınıfından bir anı anlatılırken bunu sözle vermek yerine o döneme giderek eski Hababam'ı görmemiz de çok güzel bir detaydı. Mehmet Ali Erbil'in Hababam sınıfı geçmişini hepimiz biliyoruz. İlyas Salman'ın yer aldığı Hababam sınıfı zamanında öğrenciyken Şafak Sezer'in yer aldığında müdür olmuştu. Burada ise yine eski bir Hababam sınıfı öğrencisi olarak karşımıza çıktı. Bu durum birazcık bize saçma geldi çünkü geçmişten bugüne Hababam sınıfının hatırasının devamı gibi değil de farklı farklı evrenlerde çekilmiş birbirinden ayrı Hababam sınıfları varmış gibi düşündürdü. Üstelik ilk kez bir Hababam sınıfında Çamlıca Lisesinin müdürü para düşkünü bir tip değil de öğrencilerini düşünen ve onların iyiliğini isteyen nitelikli biri olarak yansıtılmıştı. Birbirinden farklı kategorilerde diğer öğrencilerle yarışırken izlediğimiz filmde geçmişte orijinal Hababam'ın yaptığı hilelere de yer verilmişti. Sonu çok net bir şekilde tahmin edilebilecek bir film olmuş açıkçası. Ufak tefek hatalar da gözden kaçmadı. Yola çıkış sebepleri ve filmin sonundaki süreçte sıkıntılar vardı. Belki de filmin en büyük sorunlarından birisi Hababam Sınıfı adı altında edilmesiydi. Normal bir komedi filmi olarak yayınlanmış olsa çok daha iyi olabilirdi. Hababam Sınıfı'nın orijinal versiyonlarından sonra gelen tüm yapımlarda olan genel sıkıntı bu filmde de vardı. Ama bunun sebebi Hababam Sınıfı adı altında verildiği için kaynaklanıyordu bizce. Hababam'dan bağımsız olarak normal lise dizi filmlerinde de 20-30 yaşlarındaki adamların öğrenci rolünde oynaması göze zaten batarken bu filmde Hababam sınıfının genel esprisinin 7-8 yıl üst üste lisede kalan öğrenciler olması sayesinde çok fazla rahatsız etmedi. Hababam sınıfı yaz oyunları komedi adı altında gayet izlenilebilir bir film olmuş. Bir yerde karşımıza çıksa yeniden izlenir yani. Vakit geçirten, karakterlerin ve mesajların izleyiciye güzel geçtiği bir film. Özellikle format atan karakterinin Azeri takıntısı ve karşısındaki kızı etkilemek için sürekli Azerice konuşması falan çok keyifliydi. Filmi izlemenizi tavsiye ederiz. Seriyi seviyorsanız bir göz atın deriz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.